sağ olasın. Bu yarım olmuş hemşerim, yarım. Kahvenin yarısı telvedir. Al bunu tuttur öyle getir, hadi bak. 20 senede nereden nereye gitmiş bu şehir Ömer? Alışkanlık işte ha. İkimiz de alışkanlıklarımızdan vazgeçemiyoruz. Ha yüzüğü vermişsin, ha ben Ömer'im demişsin. Annem o benim. Daha ne kadar acı çekecek? Tam da ondan işte. Bu işi dışında bırakacaktın onu. Şimdi ne yapacaksın? Cengiz'in oyununu başlatacağız. Ha, erken, erken. Cengiz açgözlü ama saf değil. Daha senin ortağın olacak kadar güvenmiyor sana. Erkeni yok. Ha. Bana yapacaklarını yaptılar. Ama aileme dokundurmadı. 12 yıl bekledin ya. 2 ay daha bekle. Yoksa her şey tepene çökecek senin. Hikayem artık yok. Evet abi. Haklı çıktın. Geldi mi? Geldi. Tamam. Cengiz annemin yanına gitmiş. Ağzını arayacaktır. Şimdi ne yapacaksın? Yanlarına gideceğim. Zaten iş yapıyorsun yani. Aceleci davranıyorsun. 12 yıl dayı. Belki acele etmenin zamanı gelmiştir artık. Durup dururken oraya gidince ne diyeceksin ha? Bütün şüpheleri üzerine çekeceksin. Ben de öyle umuyorum. Nasıl Melih teyze? Çok merak ettim de. Sorma Cengiz. Bütün gün iki göz iki çeşme. Allah Allah. Ne dedi? Bir şey dedi mi? Yok. Açmadı bize kapıyı. Sonra birden kesildi sesi. Açtı kapıyı, çıktı. Ondan beri de böyle. Mümtaz, yemek hazır, sofraya otur. Bazen hayatına kaldığın yerden devam etmek istersin. Ama bir el seni tutar. Kim olduğunu bilirsin. Ama geriye dönemezsin. İtemezsin o eli. Bakamazsın o yüze. O yüzden de sen ondan kaçtıkça o seni karanlığa doğru çeker. Karşı koyamazsın. Sen de iç biraz. Sağ ol teyzeciğim. Oo, ne zamandır yapmıyordun bunu? Tarhana, kızılcıklı. Oğulcuğumun en sevdiği çorba. Ha, Mert'in mi? Melih teyze, dün bizi korkuttun. Ne oldu sahi öyle? Hiç, ne bileyim öyle bir şey oldum. Havadan herhalde. Ya sen bize gelmezdin hiç. Ben de bayağı sevindim seni gördüğüme. Ama ne oldu sonra? Niye kötü oldun? Hiç. Öyle birdenbire hayalet görmüş gibi oldun. Hani biri bir şey mi dedi? Yok, kim ne diyecekmiş? Bilmem. Yani eşyan falan belki. Kimse bir şey demedi. Ha, Ezel'e ne dedin sen? Hani bir adama tutundun ya, onun kulağına bir şey demişsin. Bir şey demedim. Mümtaz, biraz da uzak kal. Daha bitmedi beni ya. Ama Ezel'le konuştum ben. Ona şey demişsin. Dedim sana.
Cengiz oğlum, yormayalım Melia teyzeni çok. Dedi tabii. Bizim aramızda gizlimiz saklımız yoktur hiç. O da çok şaşırmış. Yok. Niye öyle söyledin Ezel'e? Ben bir şey demedim. O ne? Melia teyze? Bir şey değil. Merhaba Mümtaz amca. Hoş geldin. Hoş bulduk. Böyle habersiz geldim. Müsait miydiniz? Tabii tabii. Buyur geç. Merhaba. Ezel? Hayrola? Senin ne işin var burada? Dün teyze konumda fenalaşınca çok merak ettim. Acaba ben mi yanlış bir şey yaptım dedim. Yok oğlum, sen ne yanlış yapacaksın? Olsun, aklım kaldı. Seni aradım beraber gelelim diye ama cevap vermedin. Ben de kendim geldim. Zahmet etmeseydin. Ne demek? Cidden. Senin kadar iyi adam bulunmaz ha Ezel. Pes. Geçmiş olsun Melia teyze. Sever misiniz bilmem ama şu vazoyu koyalım bunları.